Hayatında tam olan bir şey var mı? Hı? Gör artık. Sen de beni seviyorsun. Tabii be. Ben beklerim ben. Kusura bakmayın dalgınlığına geldim. Kızım, bir de sizin lafı yüzünden istifa ettiğini duyunca ağlamayın. Rahatsız edilmek istemiyorum. Tamam efendim. Barış komiseri az önce aradım, açmadı. Ayşe de yoldaymış. Yavaş yavaş! Ay yavaş yavaş! Evet yandım. Ay, tamam tamam. Öyle baksana be. Minik sıktım. Hala konuşuyorum ve 7 dakikam kaldı. 2 blokajede. Bu köprü geçeceğim, bir tane daha köprü geçeceğim. Orada inşallah bir gün parası daha vermeden halledeceğim. Antrenmanlar başlamış. Oo selam. Ayşegül teşekkürler. Ne haber abi? Çok seviyorum. Bayağı oldu oynamayalım. Oldu oldu. Sıfır top açıyorum senin için. Tamamdır abi. Hayatta bazı sesler vardır. Rüyanda falan görürsün ya. Uyarsın yani bu ses. Oo. Hazır mısın? Evet. Evet abi. Bu işte. Şu anda en sevdiğim yerdeyim, sağdayım. İnanılmaz geliyor topların abi. Çeviremiyorum. Hadi abi, gir topa. Böyle bir rakip bulamazsınız, taktik veriyor. Oo, bravo be. Geldi. Oo, çok kötü ağzına girdim ya. Buraya atlatmaya çalıştım. Oyna. Aha. Bak bir puan tartışıyoruz, gel. Yani tartışmaya gerek yok bunu ya. Bak değmiyor. Bak abi bu işte o değil ki, o eski iz. Oo, bravo be. Geldi. Aha. İçeride. Bravo. Dört evet. Saat nasıl geçti anlamadım. Beraberi bitti. Bir sonraki maç double mix yapıyoruz. Evet, kızlarla mı? Evet. Tamam. Tuğçe senle, Pelin benle. Pelin sen, aynen anlaştık. Anlaştık. Yalnız o gibi geçti ya. Evet, hadi gel yemek yiyelim. Hadi. Para yoktu o zaman diyorsun. Yoktu. Aynen. Okulda böyle bize bir tenis raketi verdiler. Tahtadan. Ben ne olduğunu bilmiyordum. Annemin babamın sordu. Ne diyeyim? Ne diyeyim? Annem dedi süzgeç galiba bu dansa. Ama en azından abine soralım. İyi ki o dönemde o tarz şeyleri yaşamışım. Annemle babamın o birbirine dayanışmasını da görmüşüm. Ben aslında getolar büyüdüm. Paris dediğin gibi Café de Flore'da espresso içen Cansel Elçin'i biliyorum ama hiç alakam yok. Biz bu yolculukta böyle ilerledik, devam ettik. İyi ki de yapmışsın. İyi ki de yaptım. Hayatımı oyunculuğa verdim. Anıl, iyi ki seni tanımışım. İyi ki ben vallahi de. İyi ki varsın. Dondurma ya, aklıma dondurma geliyor bayramda. Hiçbir şeyin farkında değilsin. Abi, anı yaşıyorsun. Evet çocuk. Abi, olmasın. Çocuklar sürekli anda. Mösyö. İyi ki varsın. Vallahi sen de. Vallahi. İyi ki bayramlar var. Evet. İyi ki varsınız.
benim sporda en çok hoşuma giden şey ne biliyor musun ama? Ne abi? Ya anda kalıyorsun. Benim böyle gelecekle böyle hep endişelerim oluyor. Diyorum ki gelecek ne olacak, dünya falan ne durumda falan. Onları düşünüyorum. Böyle kafayı takıyorum yani. Bir de Başak Burcu'yum ya. ben ikizlerim ben de kafayı çok takıyorum ama onun dışında benim ya şu an teniste zaten hissettiğim en keyif aldığım şey o tamam. Yani iyi veya kötü anda kalmak derken mesela iş koşturmacası, aile, ne bileyim ödemeler, klasik herkesin de o an o yok abi, o konsantrasyon. Küçükken de sen bunu şey hatırlattın bana. Mesela basketbolda bir kaçışmış benim. Şimdi anlıyorum ama onu. Mesela tenisi çok daha seviyorum şu an, onu fark ettim. Hatta anneme babama beni küçükken niye tenisle tanıştırmadınız diye böyle bir serzenişim olmuştu. Şunu fark ettim, işte o zaman da LGS, işte evdeki stres bilmem ne. Ben hep kendimi baskette buluyordum, hep baskette. Çünkü o an dediğin gibi düşünmüyorsun. Sporun o anda tutmasıyla alakalı çok güçlü bir şey yani var. Bir de benim çok hoşuma gitmeyen bir şey var. Tenis böyle zengin spor olarak görünüyor abi. Ben buna katılmıyorum. Evet. Bazısında hiç daha işin içini bilmeden direkt zengin spor falan. Tamam. Şimdi şu anda mesela ekonomiden çok fazla böyle bahsetmek istemiyorum. Evet, malzemeler falan bir takım böyle para tutuyor falan ama benim mesela tenis öğrenme hayatımı ben sana anlatmıştım biliyorsun yani. Evet. Fransa'da öğrendim ben bunu. Fransa'da biz böyle iki arabanın arasına böyle bir ip koyardık. İşte oradaki benim gibi gurbetçi çocuklar diyelim. Lionel Sumbu diye bir arkadaşım vardı mesela, şimdi geldi ismi aklıma. Ondan sonra Murat Hasani diye bir tane Cezayirli arkadaşım vardı ve biz bunlarla böyle tenis oynuyorduk. Evet. Yok para yoktu o zaman diyorsun. Yoktu. Aynen. Okulda böyle bize bir tenis raketi verdiler tahtadan. Ben ne olduğunu bilmiyordum. Annemi babamı sordum, bu nedir diye. Ne diyeyim? Annem dedi süzgeç galiba bu cansel dedi ama en azından abine soralım falan. Hatırlıyor musun Patrik Muratoğlu şey demişti, biz 100 tane yumurtayı bir duvara atıyoruz. Evet. 100 tane çocuk geliyor yani, 100 tane evet. Ve bir tanesi kırılmıyor. İşte evet. Biz o çocuğu arıyoruz. Tenis Federasyonu'nda da tenis geliştirme üyesi, elçisi mi diyorlar yani, öyle bir şey oldu. Süper, çocuklar büyüyene kadar her şeyi geliştirin lütfen. Bizim kızlar büyüyene kadar her şey gelişsin. Evet, doğuda da artık tenis kulüpleri açılıyor. Ya çok fazla, özellikle ben hani başka sporlarla ilgilenirken değil, tenis özelinde işte doğudan olsun, ondan sonra işte Trabzon'dan, Artvin'den, diğer tam çok fazla böyle 7-8 yaşındaki kız kardeşlerimiz falan böyle çok mesaj atıyor. Hani orada da ben çok şaşırdım, oynuyorlar. Tabii başlıyor. Çok hoşuma gitti. Ama bizim işte ilk böyle 50'ye girebilecek tenis oyuncusuna ihtiyacımız var ki. Ben kızları yetiştiriyorum olsun. Şu an. Başladılar bu arada, başlattım ufak ufak, sıkmadan, boğmadan. Tabii onda da şey korkum var abi, genel olarak Türkiye üzerinde bakmıyorum. Bu genel olarak dünyadaki şey eğitim sistemi, o sınav kaygısı, cartır cartır, insanlar genellikle o kırılma noktası ergenlik dönemine geliyor. Ya raketi bırakıyor ya devam ediyor değil mi? Evet. Çünkü ergenliğini yaşaması lazım çünkü. Tabii. O şey Kral Richard mıydı? İzledin mi? Evet tabii. O en güzel örneği, çocuğu sıkmıyor, şeyi de koruyor. Hani çocukluğun da yaşaması lazım falan diyor. Junior turnuvalıkları sokmuyor çocukları. Evet. Bir de şeyi fark ettim, şimdi konuştukça aklıma geliyor. Mesela bir tane çok yakın aile dostumuz var, şey demişti. Hani kızların güzel başladı da ileride öyle olmuyor Anıl. Abi ileride öyle, sevmediği şeyi zorlamam. Ama şu da çok önemli, aile de ne kadar işin içerisinde. Sen çocuğun tam hadi tenise gönderiyorum, tenisçi olacak diye bir şey yok abi. Sen de beraber korta gitmiyorsan, ilgilenmiyorsan dediği gibi koçu. Tabii ki de Kral, o Richard filmindeki gibi. Richard ben kadar tenisçi değil. Olamadım, çocuklarım tenisçi olacak falan diye böyle. Abi, o da değil. Ya da tam tersi tenisçi olacak, tüm hocaları başına yığıp sen hiç ilgilenmezsen o da yok abi. Ama işte beraber çok zor abi psikoloji. Zor. Ya tüm bu tenis özelinde değil yani. Gerçekten iyi sporcu çıkmak adanmışlık işi yani. Fedakarlık. Ama teniste çok enteresan var. İki tane rakibim var. Karşı taraf ve kendin. Değil mi? Kendi bitiriyor. Daha büyük bir rakip bence orada. Evet, doğru ya. Ben çok kendi bitiriyorum maçlarda. Sinirleniyorum falan. Tahir diye bir arkadaşım var. Ya gerçekten kötü oynamıyor ama psikolojisiyle kendini anında bitirebiliyor. Yani atıyorum 5-2 öndeyken 6-5 yenilebiliyor. Kafasında bir şey gidiyor, takılıyor. O çok önemli. Hayat da öyle mi acaba? Öyle. Direkt öyle. Teniste bir insanı mesela gerçek dışarı tanımıyorsan tenis kortuna tanımaz mısın direkt? Tabii canım, tabii. Bir de yolculukta. Şimdi Anıl, evet, seninle hoşuma giden şey buydu. Şimdi bak mesela biz hemen buluşuyoruz. Neden? Çünkü biz seninle Fransa'nın güneyine gittik, oradan Paris'e gittik. Evet. Hiç hani çok acayip. Şu an izleyenler bu arada hani 10 senedir falan tanışıyoruz zannederler. Pelin'le evet beraber oyun oynadınız ama biz merhabaydık değil mi? Yani evet, çok evet, şeyimiz evet. Yoktu. Beraber bir Fransa yolculuğumuz oldu. Evet, evet. Orada da Patrick Muratoğlu Akademi'ye gittik. Evet. Ama ondan sonra mesela bu programda bile bir araya gelmemiz, yani burada olmamız sebebi birbirimizizdir değil mi? Tabii birbirimiz. Yani şöyle,
Yani bir güven sağlıyor, evet, değil mi? Oldu. Çünkü şeyde yolculukta kimin kim olduğunu hemen görüyorsun. Anlıyorsun, görüyorsun. Teniste de öyle, sporda evet. da öyle. Bir de ben sende hoşuma giden şey ne biliyor musun? Sen pozitifsin. Hep böyle güler yüzlü, pozitif yaklaşıyorsun, anı yaşıyorsun. Aa yani. Gel şuraya gidelim, şunu yapalım. Zaten senin storylerinde, Instagram'ın hesabında da görüyoruz. Evet. Yani bir de tabii bende olmayan, sende çok güzel bir şey var. Ne o? Çocukların. Ben onlara bayılıyorum. Abi, ve bu yaşta böyle çocukların olmak senin için çok büyük bir tecrübe. Ve öyle. Aynı kafadayız. Öyleyiz. Yani çok acayip. Tahsil ediyordum ya mesela. O çok güzel. İlla karşılıklı diye böyle birbirimize övgüler yağdırmıyoruz şu anda ama şeyden bahsedeceğim. Nisteyken de uçak biletimiz yok. Başkası olsa nasıl stres yapar? Abi Almanya, biz de gülüyoruz orada trenle. Bakıyoruz tren dolmuş. Araba bir şekilde bulunur, anladın mı? Hani tabii. Ben Pelin'le gitseydim o tatile mesela orada var ya, onun nasıl bilet almazsın bilmem ne falan. Kötü anlamlamıyorum. Herkes öyledir. Böyle bir garanticilik falan var ama ben abi bırakırım. O da başka bir yolculuk, anladın mı? Rahatım. Biz Tuğçe'yle tatili gittiğimizde eğer işler benim istediğim gibi gitmezse ben acayip şekilde sinir oluyorum abi. Stres yiyorum. Vallahi öyle bir sende durum var. Sende de var mı? Ama hiç öyle şey almadım ben abi. Ben öyle. Yok sende değil. Bak Tuğçe'yle. Niye Tuğçe'yle özellikle? Tuğçe'yle bir Avusturya gitmiştik tatilimizde. Hiçbir şey böyle istediğim gibi gitmedi. Çünkü çocuklar tatiline denk gelmişim. Hmm. Yani düşünsene bir saatlik yol 3,5 saatte gittik. Of. Oteller dolu. Zaman da kısıtlı. Acayip orada. Böyle ben çıldırdım yani orada. Ha çünkü biz Fransa'da da yanlış yollara girdik, güldük, geri döndük, rahattık. Şey olunca hikaye olunca bilmiyorum farklı yani. Kızda daha bir baskı çünkü oldu. Şey oluyorsun böyle. Sen hani aşık olduğun kadını böyle mutlu etmek istiyorsun. Plan tabii güzel yapıyorsun. Zaman geçirmek için daha fazla. O da bana, zaman gidiyor. O da diyordu zaten bana. Ya diyordu biraz rahat ol gelmiş ki ne güzel anı yaşa falan. Senin derdin de onu daha güzel aynen zaman geçirtirme derdi. Doğru doğru. Onun paniğiyle daha da geliyoruz. Öyle oluyor yani. Sen oyunculuğa nasıl başladın? Oyunculuğa nasıl başladım? Güzel soru. 16-17 yaşımda ilk başta figürasyonluk yapıyordum ben. Evin ekonomisine katkıda bulunmak için. Bayağı kuzenim öyleydi. Gel böyle yapalım falan. Bayağı dersten çıkıp sete gidiyordum. Nerede hani, oturuyordun? Ben nerede oturuyorum? Göztepe'de. Ben Göztepe'de. Hep böyle Erenköy, Göztepe çocukluğum Göztepe'de geçti. Ondan sonra başladım. Anne baba gittim geldim. Yapıyor? Anne baba ne iş yapıyor? Annem babam. Babam tekstilci. Annem de ev hanımıydı. Sonra bu ekonomik kriz yaşamıştık ya böyle evet. 2000 şeyinde oradayken sonra babamın yanında destek olmaya falan başladı. Öyle beraber yani annem her şeyi bilir yani tekstili bilir, fizik tedaviyi bilir, ondan sonra kafeciliği bilir. Babamın yanında tüm işlerde yanında oldu. İşte o dönemde öyleydi. Herkes böyle her türlü iş yapıyorduk evet. Değil mi? Pazarda bile bir şeyler satıyorduk. Babam da benim terziydi. Ya zaten küçük yaşta böyle şeylere şahit olmak çok büyük artı bir şey. Mesela evimizden çıkmak zorunda falan kalmıştık ama sonra onlar bugüne hazırlıyor ve o ailenin birbiriyle kenetlenip böyle ne bileyim o zor durumdan çıktıktan sonra sen başka bir Anadolu oluyorsun, kendin başka bir şey oluyorsun. Onlar sana çok ileriki için çok şey öğretiyor. Ben o yüzden tekrar söylüyorum, iyi ki o dönemde o tarz şeyleri yaşamışım. Annemle babamın o birbirine dayanışmasını da görmüşüm. Şimdi de Pelin de Allah'tan o kafada. Hiçbir zorlukta hemen böyle pes etme vesaire yok. Çocuklara da onu aşılıyoruz şimdiden biz mesela. Hani hemen her şeylere çabuk ulaşamasın, kendileri bir şeyler, kendi ayakları üzerinde durabilsinler. İleride çünkü gerçek hayat her istediğini onlara vermeyecek. Valla benim de öyle biraz. Çünkü 1980'lerde benim babam terzi olarak aslında 64'te gitmişti ama temelli dönüş yaptı. Şimdi bu gurbetçi insanların şöyle bir durumları var. Hep şöyle düşünüyorlar, işte biz Avrupa'ya gidip de Fransa'da, Almanya, Amerika'da orada biraz para kazanıp ülkemize döneceğiz kafasıyla gidiyorlar. Ama hiçbir zaman da öyle olmuyor. Yani arafta kalıyorlar. Ama ben bunu çabucak anlamadım ki. Ben 9 yaşında gittiğimde Fransa'ya. Bu arada beni siz herkes... Siz bu arada ne için gitmiştiniz? O abi 80 dönemi düşün, 1980. Ha. Hem sıkıntı var ülkede hem de babam zaten gitmişti oraya 64'te. Temelli dönüş yaptı. Ama burada da tutturamadı. Tekrar dönmeye burada da terzi miydi baban? Orada mı burada, başladı? Yani çok enteresan şekilde burada otobüs aldı ve otobüs şoförlük yaptı. Süper, çok çünkü güzel gezmeyi abi. Çok seviyordu. Çok güzel. Çok iyi bir terzi olmasına rağmen çok sıkılmıştı terzi olmaktan. Çünkü terzi çok çok zor bir şey. Düşünün baştan sonuna kadar bir takım elbise dikiyorsun. Özellikle yakalar çok zor. Sabır işi bir de çok ya. Sabır gerçekten. İşi. Yani zaten biraz kafayı yedi yani bence onunla ilgili. o yüzden yani. O yüzden böyle biraz gezmeyi, bir yerde durmayı sevmiyordu. Belli aynı bir odada işte çalışmayı. Gezmeyi seviyordu.
O yüzden böyle otobüs almıştı ve turist yabancıları böyle gezdiriyordu. Kuşadası'yı, Efes'i, Pamukkale'yi. Orada kendi de aynı zamanda o keyfini görüyor. O çok güzel yani. Bir şey. Abi ama aslında şöyle olması lazım. Ama işte o 1980 sıkıntısı gelince biraz böyle hem ekonomik hem de politik bir sıkıntı olduğu için babam da bu arada hiç böyle şey değildir yani. Tam bir zeliktir. Yani sağ sol falan öyle şeyleri de takmaz. Taraflı tarafsızdı. Tamamen Fransa'ya dönmeye karar verdi tekrar. Tabii ben de 9 yaşında gidince ilkokul 1, ilkokul 2 Türkiye'de okumuştum. Tekrar orada ilkokul 1, ilkokul 2'ye girdim ve Fransızcam da yok, hiçbir şeyim yok. Ve kendim böyle kompleks oldu. Yani. Tabii şu an illa Türkiye'de bile okul değiştirirsen yeni bir yerde kendine kadar dil aynı olmasına rağmen sıkıntılı hissediyorsun. İşte Fransa Türkiye derken ben Türk müyüm, Türk orada Türk'üm, burada Fransızım. Ey Fransız gel buraya diyorlardı tatilde gittiğimizde. Orada bana Türk gel buraya diyorlardı falan. Hiçbir yerde tam yeri bulamamış gibi. Aynen. Ve bunu böyle ben çok hayat boyu şey yaşadım, bir kompleks olarak yaşadım. Yani. Sonra da buna bunu pozitife çevirmeye çalıştım. Çünkü diyorlar şimdi biliyorsun abi ne kadar şanslısın. Çünkü tenis biliyorsun. Ne kadar şanslısın. Kayak biliyorsun. Evet. Ne kadar şanslısın. Bir de direkt şanslıcağım. Aynen abi. Bilmem ne. Yabancının İngilizce de biliyorsun. Evet. Fransa'ya gitmişim. Tamam mı? Ve orada böyle biraz bunları böyle öğrenmişim. Herkesle beraber. Hem müzik yapabiliyorum. Hem spor yapabiliyorum. Hem sanatla ilgilenebiliyorum. Hem de konuşabiliyoruz. Yani işte sen yapan o zorlukla o zamanki kafana taktığın şeyler onlar oluyor. Şimdi artık pozitife döndü diye düşünüyorum. O an mesela senin için çok büyük sıkıntı vesaire ama geri dönüp baktığım zaman iyi ki yaşamışım diyorsun. O anda o kötü şeyden ders çıkartıp o tecrübe olarak alabiliyorsan iyiler ve tecrübe kalıyor. Kötü kısmı olmuyor bence. Öyle bakınca ben öyle bakınca şu an hayatta yani ne kadar hani bu boyutu çok bu felaket de olabilir, başka daha ufak yaşadığın sıkıntılar da olabilir. Ondan ne çıkartacağım? Çok klasik bir laf olacak ama öyle baktığım zaman daha olumlu, ya daha pozitif gitmeye başladım. Keşke yerine iyi ki yapmışım demeyi İyi ki yapmışım öğrenmek lazım. Ya da ondan ne ders çıkardın abi? Bu hani iş hayatında da kötü şeyler yaşıyoruz, kötü deneyimler yaşıyorsun. İlişkide de yaşıyorsun ama oradan sen ne kendine ne çıkartıyorsun ve sonra nasıl hayatına olumlu devam ediyorsun? Öyle baktığım zaman gerçekten daha da rahatladım, daha da nasıl diyeyim konsantre bir şekilde devam edebiliyorum öyle geriye takılmadan. Biraz yürüyelim mi? Hadi yürüyelim. Hadi. Cansel bir şey soracağım. Bak ben seni tanımadan önce de öyleydi. Şimdi tanıdım tabii ki de alakası yok da. Böyle Cansel Elçin denilince bu bence önceden de öyleydi. Sen böyle Café de Flore'da Fransa'da böyle kahvesini yudumlayan, böyle gözünde etrafıyla ilgili olmayan kitap. Böyle snob böyle bir adam mı? Yok hiç alakam yok. Ya onu bak onu hayır. Yapmayı da severim. Hayır. Yaparım onu. Seversin ama yaparım. Ben mesela gel şey hayır, ben kendim öyle olmadım zaten. Deneyimledim ve gördüm. Çok samimi. Bayağı yani 20 senelik arkadaşımla yapmadığım muhabbeti yapıyorum ya, şu an seninle. Ya şöyle bir şey. Ben aslında getolarda büyüdüm. Hı hı. Hani Paris denince dediğin gibi Café de Flore'da yani. Espresso içen Cansel Elçin geliyor ama hiç alakam yok. Arkadaşlarımız işte benim gibi onlar da gurbetçi çocuğuydu. Zordu yani biraz. Çünkü yani bir kere güvenlik açısından pek iyi değildi. Bir de yani her türlü şey vardı orada. Zaten onun üzerinde filmler de yapıldı. Görmüştüm. Ki benim o dönemde gene de iyiydi, şimdi daha da fena. Ama ben orada anladım ki, bir de abimin sayesinde, ailemin sayesinde orada anladım ki yani benim bir an evvel kapağı Paris atmam lazım. Ve şansıma tiyatro beni oradan kurtardı diyebilirim yani biraz. Yani Fransa'da başarmak istiyorsam ilk önce Fransızcayı çok, çok iyi konuşmam gerektiğini anladım. Ne yaptım abi? Kitapçıya bir girdim, kitap aradım böyle yani. Bir ilgimi çekecek, kitap okumam gerektiğini anladım. Bir çok büyük bir travma yaşadım orada. Kitap seçemedim. Hangi kitabı okuyacağımı, hangi kitap benim ilgimi çekeceğini anlayamadım, çözemedim. Sonra anladım ki benim tiyatroya gitmem lazım. Tiyatro dersleri alınca
tiyatroda beni yönlendirdiler ve 4 sene boyunca her gün bir kitap, bir film, bir tiyatro oyunuyla kafamı doldurmaya karar verdim. Bir arkadaşla beraber biz bu yolculukta böyle ilerledik, devam ettik. İyi ki de yapmışsın. İyi ki de yaptım. Hayatımı oyunculuğa verdim. Ve böylelikle gönül rahatlığıyla Café de Flore'da espressomu içebilirim artık. Aynen artık öyle görünüyor. Peki senin nasıl oldu? Figüran başlamıştı. Orada evet, kaldık. Evet, orada yarım kaldım. Ya benim de şöyle aslında. İlk başta gerçekten o dönem hem okuyordum hem para kazanmak için kuzenimle beraber yaptığım için sonra keyif almaya başladım. Sonra gerçekten oradaki ama kompleks veya ego değil, hani arka planda kalma değil. Sevdim yani. Ben de bir şeyler yapmak istedim. Sonra ben de dediğin gibi bu işi şu anda ben normalde o dönemde jeofizik mühendisliği okuyordum. Bu işi nasıl daha iyi yapabilirim? Hani sevdim ama sadece burada gördüğümle veya şu anki sadece kendine sahip olan yetenekle değil, daha içine girmek istedim. Ondan sonra işte kendi kendime birebir koçlarla çalıştık. Ondan sonra akademide eğitim aldım falan. Ondan sonra da şöyle bir şey oldu. Sinema televizyon yükseği yaptım ben de burada. Derken hem yavaş yavaş işte onlar da hani figürasyonluktan böyle yavaş yavaş ön planda olduğum roller gelmeye başladı. Ondan sonra diziler, reklamlar derken sevdim. Hala da kendimi geliştirmeye devam ediyorum. Böyle bir yolculuk başladı. Peki bir şey soracağım. Heh. Şimdi bayram geliyor ya önümüzde. Evet. Ya ben neyi özlüyorum biliyor musun bayramda? Ben Tireliyim biliyorsun. İzmir'in Tireli kasabasında. Orada böyle babaannem bana böyle kıyafetler alır. Kıyafetler şöyle, pazarda böyle muhtemelen babanın getirdiği tekstilden çoraplar vardı. Beyaz çoraplar vardı, hatırlıyor musun? Hala abi. Ondan sonra o böyle pileli böyle bir pantolonum, cepli. kahverengi mokasan ayakkabılarım. Ve üstüne böyle beyaz bir gömleğim, ütülenmiş. Ve ceketim ve bayram şekeri böyle dolaşırdık ailece. Ay çok çok yemek güzel, çok değerli. Ve yani ondan sonra o ayakkabılar iki gün sonra futbol sahasına delinirdi biliyorsun evet, oynayarak yani. En büyük şansımız ne biliyor musun? Yani benim en büyük şansım babaannem, anneannem, dedelerim, babam, annem, ailelerimiz, hepimiz böyle biz çok mutlu bir çocukluk. Evet. Ve o, o değerleri hep bize aktarmışlar. Evet. Yani az önce de konuşuyorduk ya. Ben gerçekten şu an hala hani hatırlar mısın diyorsun ya. Geçen bayram ve bu bayramda da olacak eminim. Annem hala ya bir beyaz mendil içerisinde ya çoraplarla beraber. Aynen. Çocuklara böyle hani 20 lira, 50 lira vesaire böyle şey verir. Evet. Hani çocuklar da şu an onunla büyüyor. Peki hala var mı şimdi siz mesela çocuklarınızı? Hayır mesela şimdi onu biz, ben gerçekten hani anne babamdan da böyle gördüm. Babaannem, dedem mesela. Yani bayram sabah yine bayram tıraşına gider, takım elbisesini giyer vesaire. Öyle büyüdüğümüz için ben de o değerleri çocuklarıma aktarmaya çalışıyorum. Bunlar gerçekten bence çok kıymetli. Şu anda hani bu bahsettiğimiz şeyi izlediği zaman o ne öyle bir şey mi var diyen bir belki gençlik vardır ne yazık ki diye düşünüyorum. Yani biz onlar şu anda da çocuğumla hatta bir insanlar böyle çok şey olmuştu, konu olmuştu. Kızlarım geliyordu, elimi öpüyordu. Hani sonra sarılacaktık, baba para vermedin falan falan muhabbeti oluyordu. Dediğim gibi annem hala böyle mendillerini, çoraplarını böyle şey yapar. Annem hala bana bayramda çorap hediyesi alır. Ülkemizin en güzel yanı da bence bu. Çünkü sevgi içerisinde büyüyoruz. Büyüklerimizi saygı içerisinde büyüyoruz. Büyüklerimizden değil mi gelen bir gelenek ve şey yani saygı. Giyinmek bayramlarımızda falan. Bu benim en çok hoşuma giden şey. Anıl, iyi ki seni tanımışım. İyi ki ben de. İyi ki varsın. Ya aklımda dondurma geliyor bayramda. Bu çok fena değil mi? Bakalım abi. Hayır abi bir şey diyeceğim, o böceğe bakıyorum ben. Hangisi abi? Senin üstüne doğru. Hoppa! Ama abi çok gıcık ya. Ama sağlam. Bayılıyor. Sağlam suyu. Ben sana yapayım abi aynısını. Tamam.
O iş benle ya. Böyle devam et. Yeterli abi, yeterli. Geçmemiz lazım. Ben tek top istiyorum. Çok az. Güzel mi? Güzel daha. Abi her şey güzel demeyin. Yakışıklı bunlar. Yok tamam yeter. Bana o kadar yeter. Çok fazla. Oo. Çocukluk çok güzel bir şey ya. Değil mi? Ben zaten şu anda şeyi fark ediyorum abi. O çocuklar, yani kendi o kızlarım şu anda bana o eskiden hatırlamadığım, hani hafızamızın o hatırlamadığı kısmını tekrardan yaşatıyor. Yani biraz da onlarla kendi küçüklüğüme de dönüyorum, bakıyorum. Hiçbir şeyin farkında değilsin. Değil? Abi, anı yaşıyorsun. Evet çocuklar. Abi, on nasıl? Çocuklar sürekli anda. Mesela... Aslında tenis oynarken çocukluğumuza dönüyoruz değil mi? Evet, direkt. Çünkü anda kalıyoruz. Bana şu soruyu soruyorlar. Diyorlar ki Cansel, mesela gençlere ne tavsiyede bulunabilirsin? Hı-hı. Eskiden şunu diyordum biliyor musunuz? İşte oyuncu olmak istiyor musunuz yoksa ünlü mü olmak istiyorsunuz? Çünkü evet. Arasında iki büyük fark var. Evet. Eğer oyuncu olmak istiyorsanız işte şu 20 tane klasik en az kitapları okumanız lazım. Kendini geliştirmen lazım, bilmem ne yapman lazım falan filan. Ama şu anda mesela şeyden korkuyorum. Ya ne diyorsun sen ya? Bir tane adam işte YouTube'da bir şey yapıyor, 1 milyon dolar para kazanıyor. Ben niye okuyayım ki? Şimdi o kadar çok değişti ki. Çok hızlı değişti. Mesela bana bir tane genç bir çocuk dese ki, abi ben bu kıza aşığım, ben buna böyle nasıl yaklaşabilirim falan. Ben ona şey mi diyeceğim, abi biz işte mektup yazıyorduk. Anladın mı? Ya yürü gitler bana. Evet, yani. Anlatabildim mi? Şimdi jenerasyon değişiyor, devir değişiyor. Acayip evet. Devir değişimi var yani. Ama çok yani, hızlı değişiyor değerler. Bu yüzden de şöyle bir şey var yani. Aslında bilmediğimi düşünüyorum. Yani artık hani ben de mesela yeğenim var benim 20 yaşında Paris'te. Bir şey yapmaya çalışıyor, para kazanmaya çalışıyor ama o bana mesela acayip şeyler öğretiyor. Tabii. Hayatla ilgili, onun yaşındaki arkadaşlarıyla ilgili, işle ilgili, kitapla ilgili, evet. Filmlerle ilgili. Abi sen bu filmi izlemedin ya falan bile demeye başlıyor. Evet, ben şu an benim 3 yaşındaki kızımdan bile bir şey öğreniyorum düşün. Hı. Mesela geçen şöyle bir şey yaşamıştık. İşte evde misafir gelmişti falan bir şeye sinirip böyle hıfızlı kapıyı çarpıp çıkmış, tamam mı? Süper. Hani Pelin takıldı. Niye size bay bay demedi? Hani bize sinirlendi gitti ama hani size bir bay bay demesi iyi olmaz mıydı? Anneciğim o da öyle bir insanmış dedi. Olsun dedi yani. 3 yaşında. Empatiye bak. 3 yaşında. Ama olağan üstü bir bırak şey. Anne dedi. Öyle, o da öyle bir niye takılıyorsun, anladın mı? Düzenin yani. İçerisinde birbirimizle yaşamayı öğrenmek hepimizin bir gayreti yani değil mi? Herkesin aslında, bir fedakarlığı olması lazım. Çocuklarımızı da bunu karşı. Aşılamamız lazım değil mi? Bak ne güzel empati, evet. Bence en önemli şeylerden. Empati aslında en önemlisi değil mi? Empatinin sayesinde bunu gidip buraya atma yerine gidip çöpe atabiliyorsun. Arkası ne güzel ya, Photoshop gibi duruyor değil mi? Gerçekten bilgisayar şey olur ya, evet, ekranları. Evet. Monsieur. İyi ki varsın. Vallahi sen de. Çok mutlu oldum seninle bu programı yaptığımıza. De sevdiğimiz bir sürü şey yaptık abi, tenis oynadık. Böyle güzel bir doğada yürüyüş yaptık, sohbet yaptık. Sohbet ettik. Güzeldi çok. Çok güzel geçti. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İkizlerini öp benim tamam. için. Beraber gelin bayramda abi. Geleceğiz. Bayramda geliriz. Aynen. Şeyle söyleyeceğim, sen dedin ya hani bu empati olayını söylüyordun, hani çocuklarımıza evet. da aktarıyoruz evet. vesaire. Bu abi bayram da bence böyle, bazıları böyle aman abi üf falan o şeyler mi kaldı, eskide kaldı diyor da bu değer aktarımı da çok önemli bir şey. Yani iyi ki bize ailemiz bunları öğretmiş, biz de bu kültürle büyüyoruz. Ben de çocuklarıma aktarıyorum, buradan da arkadaşlar yani izleyenler, abilerim, ablalarım şu anda bu bayram gününde sevdiklerinizi, uzun zamandır aramadıklarınızı, belki çok klasik olacak ama kavga ettiklerinizi arayın, iyi ki varsınız deyin, bayramlarını kutlayın, biz de sizlerin bayramını kutluyoruz. İyi ki bayramlar var, evet. İyi ki varsınız.